Amerika gayrimenkul için oluşturduğumuz grafik ve şablon durumumuzda gördüğünüz gibi 21.50 bölgesini kesin stop ve 21.50 altına düşüşler olmadığı sürece de 25 hedef olarak belirlemiş durumdayız. En yakın yarı yarıya stop bölgemizde gördüğünüz gibi 21.94 olarak belirledik. Şuradaki üçgen durumumuzdayız şu an için. Bu üçgen durumu doldurulabilir veya bu hafta için yukarı bir hareketle öncelikli olarak şurada görmüş olduğunuz direnç noktamızı yani 23.10 bölgesinin üzerine kapanışları gerçekleştirerek şu üst bölgeye üçgenin üst bölgesine geçiş bu aradaki kapanışları gerçekleştirebilirse yukarıda 24.25 bölgesine doğru kanalın üstüne geçişleri sağlayıp 25 hedefimize doğru hızlıca bir gitme ihtimali de gerçekleştirebilir. Fakat burada geri çekilmelerde de şu üçgen bölümümüzün ve 21.95 bölgemizin yarı yarıya stop bölgemizin şu ara bölümü doldurma ihtimali göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Emlak gayrimenkul için oluşturduğumuz şablon ve grafik durumunda da gördüğünüz gibi 1.85-1.86 bölgesini kesin stop noktası belirlemiş olduk. 1.85 altına düşüşler olmadığı sürece de 2.30 bölgemizi hedef olarak belirledik şablon durumumuzda. Ve gördüğünüz gibi burada yatay destek ve direnç noktalarımızda da şu an için gördüğünüz gibi bu bölümü en önemli direnç noktası olarak test etmiş gözüküyor 2.11'i. Ve şuradaki üçgen bölümümüzü doldurmaya çalışabilir veya şu üst bölüme geçerek yani 2.11 üzerindeki kapanışları gerçekleştirirse de bu üst bölümde güçlenerek yukarı 2.30 hedefine doğru gidebilir. Geri çekilmelerde tabii ki yarı yarıya stop bölgemiz olarak 1.95 bölgesini belirledik. 1.95 altında kapanışlar olmadığı sürece 2.11 ve 1.95 arasında yataylık süreci de devam edebilir. Önümüzdeki hafta için beklentimiz şu şekilde önemli olan buradaki kısa destek bölgemizin altına düşüş yapmadan yani 2.05 altına düşüş yapmadan burada tutunabilirse yukarı hareketin devamı hızlı bir şekilde gelişerek yukarı 2.30 bölge hedefine doğru gitmeyi güçlü bir şekilde sağlayabilir. Halk gayrimenkul içinde oluşturduğumuz şablon ve grafik durumumuzda gördüğünüz gibi şu bölgeden itibaren bir yükseliş şablonu başlamış ve burada da artık 2.50 bölgesini kesin stop noktası olarak belirledik. 2.50 bölgesinin altına düşüşler olmadığı sürece yukarıda 3.40 bölgesi hedef konumunda sürecimizi devam ettiren bir şablon durumunda. Düzeltme kanal bölgelerimizin içerisindeki durumlarda da ve burada şu bölgedeki direnç noktamız önemli. 3.10 bölgesi en önemli direnç noktası şu anda. 3.10 bölgesinin üzerinde kapanışları gerçekleştirirse yukarı hareketin hızlıca 3.40 bölgesine gitme ihtimali belirebilir. Fakat bu arada şurada görmüş olduğunuz gibi üçgen bölümümüzde doldurarak burada güçlenmek isteyebilir. Buradan aşağıya düşüşlerde birinci ve en önemli destek bölgemiz gördüğünüz gibi burada 2.80 bölgesi gözüküyor. 2.80 bölgesinin altına düşüşler olmadığı sürece burada bu şekilde yataylık devam edebilir. 2.80 altında 2.65 bölgesi yarı yarıya stop bölgesi olarak takip edilecek ve 2.50 bölgesinin altına düşüşte de buradaki yükseliş şablonunun bozulma ihtimalinden dolayı kesin stop yapmakta fayda görüyorum. Işıklar Enerji Yatırım Holding şablon ve grafik durumumuzu da şu şekilde oluşturduk gördüğünüz gibi. 0.80 bölgemiz kesin stop bölgesi oluşturuyor. Bu bölgenin altına düşüşler olmadığı sürece yukarıda 1.20 hedefi gerçekleşme ihtimaline doğru giden bir süreç başlamış gözüküyor. Tabii bu durumda geri çekilmelerde en önemli yarı yarıya stop bölgemizde 0.88 bölgesi. Kısadaki en önemli destek bölgemiz burası ve buradan sonra da gördüğünüz gibi en önemli direnç bölgemizde
0,99 bölgesi olarak gözüküyor kısada, yani birli bölge. Birli bölgenin üzerinde kapanışları gerçekleştirebilirse şurada yapmış olduğu zirve olan 1,12 bölgesini ve o bölgenin üzerinde de kapanışları gerçekleştirdikten sonra 1,8 bölgesi burada önemli direnç konumunda. 1,8 üzerinde kalıcı kapanışlardan sonra 1,20'ye doğru hızlıca bir yükseliş gelme ihtimali gerçekleşebilir. Geri çekilmelerde şu üçgen bölümümüz önemli destek bölümü oluşacağını gösteriyor. Buraların altında düşüş olmadığı sürece 0,80 bölgesinin altına 0,88 bölgesinin altında düşüş olmadığı sürece şu ara bölümde 1'li ve 1,05 bölgesi arasında yataylıkta devam edebilir. İhtiyaç gayrimenkul grafiğimizde ve şablon durumumuzda oluşturduğumuz durum şu şekilde. 0,72 bölgesi kesin stop noktası olarak belirledik. 0,72'nin altına düşüşler olmadığı sürece 1,02 bölgesi hedef konumunda olacak. Tabii bu aradaki 0,80 bölgesi yarı yarıya stop bölgemiz olarak takip ediyoruz. Ve gördüğünüz gibi bu durumda bu hafta içinde buradaki önemli direnç noktasında test etmiş 0,88 bölgesini. 0,88'in üzerinde kapanışları gerçekleştirebilirse yukarıya doğru burada 0,95'e doğru bir hareketlenme gelecek ve 0,95 üzerindeki kalıcı kapanışlardan sonra da 1,02'ye kadar olan yükselişlerini gerçekleştirebilir. Tabii geri çekilmelerdeki en önemli destek noktamız tabii ki 0,80 yarı yarıya stop bölgesi olarak değerlendirilebilir ve aşağıda 0,72 bölgesi de kesin stop olarak takip edilecek. İkiler gayrimenkul içinde oluşturduğumuz şablon ve grafik durumumuzda şuradaki yükselişin düzeltmesini oluşturan şablona göre gördüğünüz gibi 2,12 bölgesini yarı yarıya stop bölgesi olarak belirlemişiz ve 1,95 bölgesini de kesin stop noktası olarak belirlemişiz. Buradaki şablon durumuna göre 1,95 altına düşüşler olmadan bu bölgede tutunarak yukarı hareketin başlangıcını getirebilirse de 2,75 hedef konumuna gelme ihtimali oluşturmuş. Tabii geri çekilmelerde 2,10 bölgesi yarı yarıya stop, 1,95 bölgesi de kesin stop olarak değerlendirilmeli. Şu an için şu üçgen bölümün dışına çıkmadığı için halen daha bu üçgen bölümde tutunmayı sağlayıp şu ara bölümü doldurduktan sonra yukarı tepkisel harekette buradaki en önemli yapmış olduğu şu zirveyi geçebilirse, yani 2,43 bölgesini geçebilirse yukarı 2,75 bölgesine kadar olan yükselişlerin başlama ihtimali çoğalabilir. Veya bu arada yataylık yaparak da güçlendikten sonra tekrar yukarı hareketleri de devam ettirebilir. Tabii şurada da bir boşluk olduğu için bu boşluğu doldurmak isterse geri çekilmede şu alt kanal bölgemizin ikili bölgeye kadar olan düzeltme durumunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bunun için öncelikle tabii 2,12 bölgesinin altına geçiş yaparak kapanış yapması gerekiyor. Bu kapanışı yaparsa o zaman aşağıya hem bu boşluğu doldurarak hem de kanalın altından teyit almak için ikili bölgeye kadar bir düzeltme ihtimalini gerçekleşmesi oluşabilir. Vakıf gayrimenkul için oluşturduğumuz şablon durumu ve grafik durumumuzda da gördüğünüz gibi 1,49-1,50 bölgesini kesin stop olarak belirlemişiz. Bu bölgelerin altına düşüş olmadığı sürece de yukarıda 1,95 hedefine doğru giden bir yükseliş başlatma ihtimali oluşturulan bir şablon durumu şu an için başlamış gözüküyor. Burada yapmış olduğu kısadaki yeni zirve bölümü şu 1,75 bölgesi ve 1,75 bölgesindeki en önemli direnç noktası olarak şu an için devam ediyor. O bölgenin üzerinde de kapanışları gerçekleştirirse yukarı 1,95 hedefine doğru giden hızlı bir süreç olma ihtimali gerçekleşebilir. Veya burada gördüğümüz olduğunuz gibi şu üçgen bölümümüzü ve 1,57 bölümü de en önemli yarı yarıya destek bölümü olarak burada güçlendikten sonra yukarı hareketin başlama ihtimali de oluşturulabilir. O yüzden geri çekilmelerde 1,55 bölgesini yarı yarıya stop bölgesi olarak değerlendirmemiz gerekebilir. Daha aşağıdaki düzeltme ve kesin stop noktası, çünkü burada kanalın düzeltme bölümü aşağıda 1,40'a kadar sarkma ihtimalini de gösterse de biz 1,50 bölgesini yarı yarıya değil kesin stop bölgesi olarak değerlendirerek daha aşağıya bir düzeltme durumu oluşacağında o durumda kesin stop yapmakta fayda görüyorum.